Arkası Yarın. Bir Gül, Bir Gonca. 8. Bölüm. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Tanınmış bir doktorun oğlu olan Talha, İstanbul'da çalıştığı şirketin Antalya'daki mağazasına müdür olarak görevlendirilir. Talha, müdürlüğünü yaptığı mağazada çalıştığı sırada önce annesini kaybeden 7 yaşlarındaki Şirin Mişirin küçük Zeynep'le, daha sonra da annesi Hayriye ile tanışır. Hayriye öğretmenlik yapmaktadır ve hayırsız biri olan kocasından yıllar önce boşanmıştır. Hayriye'nin mazbut kişiliği ve güzelliği Talha'yı çok etkiler. Çok geçmeden de ona evlenme teklifi yapar. Hayriye bu teklifi sevinçle kabul eder. Ancak Talha, annesinin bu evliliğe karşı çıkmasından korkmaktadır. Talha, anne ve babasını Antalya'ya çağırmıştır. Şimdi Hayriye ile onları tanıştırmak istemektedir. Heyecanlı mısın sevgilim? Hem de nasıl, çifte heyecan. Bugün annenlerle tanışacağız, yarın da evleneceğiz. Benim yerimde kim olsa heyecanlanır. Haklısın. Benimki de zor işte. Sanki ben değilmişim gibi. Annenle baban kaçta geliyor? Ya, 2 saat sonra. Vakit ama ilerlemiş ha. Benim hemen havaalanına gitmem lazım. Bakarsın uçak erken gelebilir. Tamam sevgilim, sen git. Anneni karşılamaya gitmediğim için umarım bize darılmaz. Yok canım, darılmaz. Akşam yemeğinde tanıştıracağım sizi. Talha amca, ona büyük anne diyebilir miyim? Anneme mi? Tabii ki diyebilirsin. Umarım bunu demene izin verir. Ha evet, ben gidiyorum. Akşama görüşürüz, tamam mı? Geldi ama bizimkiler ortada yok. Amma gerginim ya. Ama elimde değil işte. Ah! İşte göründüler, geliyorlar. Anne, baba. Hoş geldiniz. Merhaba oğlum. Oo, çok şık görünüyorsun anneciğim. Sen de yorgun görünüyorsun. Nasılsın baba? Sağ ol evlat, demir gibiyim. Hani nerede? Hayriye mi? Evet, göremiyorum onu. Hayriye gelmedi. Önce sizi otele yerleştireyim dedim. Akşam yemeğimde bize katılacak. Yapılacak çok işleri var da. Kayınvalidesini karşılamaya gelemeyecek kadar mı yani? Bizimle otelde buluşacak anneciğim. Öyle kararlaştırdık. Mesele yapma Ayten. Kızcağızın yapacak işleri vardır herhalde. Akşam tanışacağız nasıl olsa. Hayriye, ben geldim. Annem banyoda duş alıyor Talha amca. Ay, sen ne yapıyorsun küçük dostum? Hiç, oturuyorum. Neyin var senin? Üzgün gibisin. Evet, üzgünüm. Çünkü evlendikten sonra annemi alıp uzaklara götüreceksin. Ben de burada annesiz kalacağım. Tatlım, bu bizim balayımız. Hı? Büyüyünce sen de evlendiğin zaman kocanla balayına çıkacaksın. Adet böyle işte. Hem yalnız kalmayacaksın ki. Nuran öğretmen senin yanında olacak. Ha? Öyle değil mi? Ben onunla kalmak istemiyorum. Niçin? Çünkü bana hep sebze yediriyor. Demek mesele bu. Merak etme. Ben ona söylerim, sana sebze yedirmez. Ama yine de yedirir. Her zaman sebze yer o. Ölmüş hayvanların insanlara zararlı olduğunu söylüyor. Ben onun gibi düşünmüyorum. Hamburger yememe de izin vermiyor. Onunla iken sevdiğim hiçbir şey yiyemiyorum. Peki ama ben izin vermesini söylersem... Neler oluyor burada bakayım? Hiçbir şey canım. Yemekle ilgili bir konuda konuşuyorduk Zeynep'le. Yoksa hala aç mısın tatlım? Mutfakta elma ve muz var. Hayır, aç değilim. Aç değilim.
Bunun neyi var yine? Balayına gideceğiz diye üzülüyor. Böyle mi söyledi sana? Evet. Annemi alıp uzaklara götüreceksin dedi. Bana bundan söz etmedi. Sanırım nazını sana geçirdiği için söyledi. Hayriye, eğer acele etmezsen geç kalacağız tatlım. Annemleri otele bıraktım, bizleri bekliyorlar. Tamam hayatım, 15 dakika sonra hazır olurum. Anneciğim, tanıştırayım. Hayriye. Merhaba. Sizi tanıdığıma sevindim efendim. Elinizi öpeyim. Bu da babam. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim kız. Tanıştığınıza göre artık restorana geçebiliriz. Hadi bakalım, buyurun. Çok hoş bir kız. Beğendiğine sevindim anneciğim. Teşekkür ederim. Gözlerinin rengi güzel. Lens değildir o. Hayır, kendi rengi. Saçları da güzel. Peruk olmadığına emin misin? Ne? Buyurun efendim, sizi şu masaya alayım. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım, buyurun oturun. Evet Hayriye Hanım, oğlumla nasıl tanıştınız? Kızımın... Canım anneciğim, nasıl tanıştığımızı anlatmıştım sana. Bana mağazada karşılaştığınızı söylemiştin ama nasıl olduğunu tam olarak açıklamamıştın. Aslında onu ben değil, kızım buldu efendim. Kaybolmuştu. Talha'da onu bulup ben gelene kadar muzlu dondurma ile oyalamış. Sen kızını aramıyor muydun peki? Arıyordum tabii. Sonra Talha Zeynep'e hediyeler alıp verdi. İşte böylece samimiyetimiz, yakınlığımız ilerledi. Daha doğrusu oğlunuz çok kurnazca beni kendine çekti. Ve sen de bir sonuca bağlanmasını istedin bu işin. Hayır anneciğim. Ben ondan önce davrandım. Benimle evlenmesini ben istedim anneciğim. Yüzüğün çok güzel. Bunu sana oğlum mu aldı? Evet efendim. Çok şanslı bir kızsın Hayriye Hanım. Evet, öyleyim efendim. Hayır, asıl şanslı olan benim anne. Umarım öylesindir oğlum. Talha... Talha senin öğretmenlik yaptığını söylemişti. Evet, birinci sınıf okutuyorum efendim. Peki evlendikten sonra da öğretmenliğe devam edecek misin? Devam etmek düşüncesindeyim. Öğrencilerimi bırakamam. Hem ayrıca işim saat 2'de bitiyor. Böylece Talha geldiğinde evde olabileceğim. Ve bütün bir öğleden sonrayı kızıma ayırabileceğim. Şu anda oğlumun aldığı evde mi oturuyorsunuz yoksa sizin evinizde mi? Anneciğim, yeni evimize evlendikten sonra taşınacağız. Benim söz ettiğim birlikte yaşayıp yaşamadığınız Talha. Hayır efendim, o kendi evinde, ben de kendi evimde yaşıyoruz. Benim bir kızım var. Ona asla kötü örnek olmak istemem. Bunun dışındaki her şey ahlak anlayışımla da bağdaşmaz efendim. Umarım merak ettiğin bütün sorulara cevap almışsındır Ayten. Evet anne. Soruların bittiyse yemeklerimizi söyleyebiliriz artık. Annem beni bazen çıldırtıyor Hayriye. Aslında her zaman çıldırtıyor. Nasıl? Tam sana anlattığım gibi değil mi? Hayır, hiç de öyle değil. Evladına düşkün her anne gibi sadece. Ayrıca ondan hoşlandım. Yaşına rağmen güzel ve zarif. Ayrıca duyarlı. Ne yani? Sorularıyla seni bunaltmadın mı söylemek istiyorsun? Beni merak ediyor Talha. Tanımak istiyor. Öğrenmek ve bilmek hakkı. Ya, bu kadınları anlamak çok güç ya. Ben de senin de kızacağını sanmıştım. Hayır, hiç kızmadım. Şimdiki gençler çok farklı şeyler düşünüyorlar. Gayrimeşru yaşamak gibi. Bu konuda ben de annen gibi düşünüyorum. Bu güzel işte. Peki babamı nasıl buldun? Çok tatlı bir adam. Bana bir sürü karışık cerrahi tekniklerden bahsetti. Sen annenle konuşurken biz de onunla tatlı tatlı sohbet ettik. Neyse, bu akşam büyük bir imtihandan geçtik. Gelelim yarınki nikahımıza. Onu da atlattık mı artık biz sadece mutluluk bekliyor demektir. Balayına nikahtan hemen sonra gidiyoruz değil mi? Evet. Ama hala Zeynep'i burada bırakıp gideceğimiz için tedirginim. Tedirgin olma. Doğrusunu yapıyoruz. Yalnız kalmaya çok ihtiyacımız var. Evet ama bugün bana annemi alıp götüreceksin. Beni annemsiz bırakacaksın derken ki yüz ifadesini görmeliydin. Ona elimden geldiğince balayını anlatmaya çalıştım ama... Zeynep daha çok küçük. Sadece 6 yaşında. Balayından ne anlar ki? Onu üzmek. Geride ağlayan birini bırakmak istemiyorum. Biliyor musun? Çok yumuşak bir insansın. Ama ben senin bu yumuşaklığını çok seviyorum. Bana iyi bir koca...
kızıma da duygulu bir baba olacağından hiç kuşkum yok. Gelinlik nasıl oldu Nuray? Ah, muhteşem oldu güzelim. İnan bana, masallardaki prenseslere benzedin bu gelinlikle. Talha'nın bir kere daha sana aşık olacağına eminim. O zaten aşık. Fena mı, iki kere aşık olmuş olur? Nikah ne kadar kaldı? 10 dakika. Talha nerede? Dışarıda çiçekçilere bahşiş vermekle meşgul. O kadar çok çiçek geldi ki nikah salonu çiçek bahçesine döndü. Zeynep nerede? Son gördüğümde Talha'nın annesinin yanındaydı. Umarım kendisini kayınvalideye beğendirtirir. Merhaba, benim adım Zeynep, annemin kızıyım. Öyle mi? Ben de... Kim olduğunuzu biliyorum efendim. Elbisenizi çok beğendim, size çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ben de senin gözlerini çok sevdim. Çok güzel mavi gözlerin var. Annemin gözlerine benzer. Babam öldü biliyor musunuz? Baban için çok üzüldüm. Ben de. Onu hiç hatırlamıyorum. Öldüğünde 1,5 yaşındaymışım. Allah rahmet eylesin. Biliyor musunuz, sen benim sahip olduğum ilk büyük annesin. Size büyük anne diyebilir miyim efendim? Elbette diyebilirsin yavrum. Sen de benim sahip olduğum ilk torunumsun. Bana iyi davrandığın için çok teşekkür ederim büyük anne. Seni tanımadan önce senden korkuyordum. Neden? Senin çok ihtiyar olduğunu sanıyordum. Ayrıca şöyle kambur olmuş biri olarak düşünmüştüm. Sana bunu oğlum mu söyledi? Hayır, o hep senin mükemmel biri olduğunu söylerdi. Sahi mi? Sen de aynı fikirde misin? Tabii, sen çok tatlı bir büyük annesin. Seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim Zeynep. Biliyor musun, oğlum senin çok tatlı, şirin bir kız olduğunu söylemişti. Gerçekten doğru söylemiş. Kurabiye yer misin? Evet, yerim tabii. Dur, sana vereyim. Al bakalım. Bir gün İstanbul'a gelecek olursanız senin için özel olarak yaparım. Herkes benim yaptığım kurabiyelere bayılır. Teşekkür ederim büyük anne. Büyük babam niye burada yok? Büyük babam doktor şekerim. O da burada olacaktı ama dün gece İstanbul'dan aradılar. Ameliyata girmesi gerekiyormuş, gitti. Yani birinin hayatını mı kurtaracak? Evet. Ne kadar güzel. Annem benim öğretmen olmamı istiyor ama ben doktor olacağım. Büyük babam gibi insanların hayatını kurtaracağım. İnşallah tatlım, inşallah. Bak, annenle baban geliyor. Görebiliyor musun? Hayır, boyum kısa olduğu için göremiyorum. Kucağıma alayım da öyle seyret. Tamam büyük anne. Şimdi nasıl, görebiliyor musun? Evet, işte oradalar. Birbirlerine ne de yakışmışlar, öyle yakışırlar değil mi? Yakışırlar tabii. Benim annem çok güzel bir kadındır. Benim de oğlum çok yakışıklı bir erkektir. Evet, herkes hazırsa nikah törenini başlatıyorum. Siz Talha Korkmaz, Hayriye Keskin'i karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hayriye Keskin, Talha Korkmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Şimdi annemle senin oğlun evlendiler mi büyük anne? Evet. Daha önce dini nikahta kıydıklarına göre artık karı koca oldular. Peki şimdi ne yapacaklar? Birlikte balayına çıkacaklar. Ama ben ne olacağım? Sanırım sana annenin arkadaşı Nuran öğretmen bakacakmış. Bana öyle söylediler. Bugüne kadar annem benden hiç ayrılmamıştı büyük anne. Ben şimdi onsuz ne yapacağım? Keşke gitmeseler. Bana yine burada geçirseler. Lütfen ağlama tatlım. Bak, beni de üzüyorsun. Ne olur büyük anne, onlarla konuş, beni de götürsünler. Yoksa annem gelinceye kadar her gece ağlarım. Tamam konuşurum. Yeter ki sen ağlama. Seni ağlarken görmek beni çok üzüyor. Eğer beni de götürürlerse ağlamam. Tamam, gel yanlarına gidip konuşalım. Davetliler gitti zaten. Talha. Efendim anne. Zeynep balayına gideceğinize çok üzülüyor. Annesinden ayrılmak istemiyor. Evet Talha amca. Lütfen beni burada bırakmayın. Gitmenizi istemiyorum. Ama tatlım. Neden onu da birlikte götürmüyorsunuz? Bilmiyorum.
Hayriye bunun doğru olmadığını düşünüyor. Sonuç olarak balayına gidiyoruz anneciğim. Yalnız olmamız gerekmez mi? Bu yaptığın için kendini affedebilecek misin peki? İnsan böyle tatlı, şeker bir çocuğu boynu bükük, üzgün bir vaziyette bırakıp da nasıl balayına gider? Sana hiç yakıştıramadım oğlum. Bak beni şaşırtıyorsun anne. Bakıyorum Zeynep senin de gönlüne girmeyi başarmış. Ha? Onun benim torunum olduğunu unutuyorsun galiba. Eğer onu almadan gidecek olursanız benim de gözüm arkada kalacak. Ya, o zaman Hayriye ile bir konuşayım bakayım o ne diyecek. Hayriye sevgilim biraz bakar mısın? Ne var? Hayırdır inşallah. Zeynep gitmemize çok üzülüyor. Annemin yanında devamlı ağlıyor. Annem de bu duruma çok üzüldü tabii. Tatlı cadı. Mutlaka kendini annene sevdirmeyi başarmıştır. O tatlılığıyla, diliyle yılanı bile kovundan çıkartır. Görme. Anneme büyük anne dedikçe annemin yağları eriyor. O da iki lafın arasında torunum deyip duruyor. Peki ne yapmamızı istiyorsun Talha? Onu da bizimle balayına götüremez miyiz hayatım? Ama nasıl olur hayatım? Bavulu onun için eşya koymadık. Ayrıca otelde oda da ayırtmadık biliyorsun. Bir Gül, Bir Gonca Atlı'nın 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.